En baştan seslendireyim mi? Biz halk olarak, biz vatandaş olarak ekonomik kriz ateşinde cayır cayır yanıyoruz Beştepe'de ya da onların deyimiyle Külliye'de danışmanlar Mehmet Şimşek'le güç savaşında. Ben yanıyorum, sen üşüyorsun. Böyle mi olacaktı? İşte şimdi anlatacağım meseleye bu perspektifle bakınız. Külliye'de acaba şimşek mi çaktı? Ne oldu? Mehmet Şimşek İki hafta önce istifa etti. Ama Cevdet Yılmaz Şimşei kararından döndürdü. Erol Mütercimlerin iddiasıydı bu ve bu iddia gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda ses getirdi. Doğru muydu bu olanlar? Yalanlandı. Yalanlayan kim? DMM yani dezenformasyonla mücadele o birim yalanladı. İletişim Başkanlığı doğru değil dedi. Fakat bugün Ankara'da yazılan köşe yazılarına baktığınızda Nuray Babacan yazmış. Bu mesele fokur fokur kaynıyor ve Mehmet Şimşek saraydaki danışmanlar arasındaki o sert mücadele. Aslında ne oldu? Mehmet Şimşek gerçekten istifanın eşiğine geldi mi? Neler yaşandı? Bir, yaşanan şu. İddia olunan külliyede ekonomi toplantısı yapıldı. Bir ekonomi toplantısı kısa süre önce krizde bu ekonomik krizde biz hangi noktaya geldik bu alınan önlemlerden sonra ve önümüzdeki süreçte Ekim ayında meclis açılıyor yeni ekonomik pakette neleri koyabiliriz? Erdoğan'ın ekonomi danışmanları, Hazine ve Maliye Bakanı ve onun yardımcıları. Derken danışmanlar söz alıyor. O danışmanları tanıyorsunuz. Evet Cemil Ertem, evet Yiğit Bulut, evet Saray'daki ekip. Peki onlar iddia olunan şu. Danışmanlar Bakanlık yetkililerine ve Mehmet Şimşek'e sert eleştiriler getirdi. Politikalarınıza katılmıyoruz. Başarılı olamama ihtimaliniz yüksek dedikleri öne sürülüyor. Ve ardından da Külliye'deki o toplantıda, Beştepe'de Ortam geriliyor. Mehmet Şimşek toplantıyı bitmesini beklemeden kalktığı söyleniyor. Ne demiş Mehmet Bey? Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz kendi aranızda meseleyi değerlendirin diyor ve restini çekiyor. Ve bakan başkanlığın ya da bakan meşhur danışmanlarla çalışmak istemiyor mu? Bir daha kurayım bu cümleyi. Mehmet Şimşek'le saraydaki ekonomi danışmanları arasında bir doku uyuşmazlığı var ve iki tarafta birbiriyle çalışmak istemiyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Eğer Mehmet Şimşek istifa ederse Türkiye çok ciddi sıkıntı yaşar. Bütün dünyanın bakışı bambaşka bir noktaya evrilir. O yüzden desteklemek anlamında demiyorum. Ama şu anda AK Parti'nin elindeki tek can simidi. Başladığım soruyla bitirmek isterim bu hayati meseleyi. Tek bir soru soracağım. O da burada. Biz halk olarak, ülke olarak ekonomik krizin ateşinde cayır cayır yanarken siz saraydakiler, danışmanlar, siz bakanlıklardakiler birbirinizle güç mücadelesi içinde misiniz? Biz yanıyoruz, siz üşüyorsunuz. Güç savaşı mı? Olmaz olsun. Devam.